31 Mayıs 2018 Perşembe gündeyiz arkadaşlar. Ben Kore Skaladır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle geriye dönük baktığımda size verebileceğim ilk haber AKP Genel Başkan Yardımcısı mıymış neymiş AKP'li Ataş. Bu adam bir iki gün önce bir şey söyledi. Çok enteresan bir şey. Dedi ki Erdoğan'ı başkan seçtirmezsek ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz bize haramdır falan gibi bir şey söyledi. Tabii insan ister istemez kendisine soru soruyor yani. Diyorum ki mesela ben acaba onları da mı ganimet yoluyla elde ettiler? Biliyorsunuz siyasal İslamcılarda bu bir düstur yani ganimet. Ya da bu herif hani evden uzaklaşmak istiyor, karıyı boşayacak falan veya başka bir yerde başka atraksiyonlar var. Erdoğan'ı bahane ediyor da olabilir yani. Bence her ikisi de. Evet, bunlar da doping haberleri arkadaşlar. Ekonomi Bakanı Zeyi Bekçi Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir konuşma yapmış. Biliyorsunuz normalde üniversitelere siyasi hani siyaset girmez de işte. Bu da siyaset değil canım. Ekonomi Bakanı sonuçta. İşte şey diyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra dünyada ilk 10, Avrupa'da ilk 3'e gireceğiz filan diyor. Her zamanki gibi 24 Haziran bekleniyor. Onların önünde bir engel var arkadaşlar. Şu anda her şey paralize olmuş durumda Türkiye'de. Yani bir şey yapamazsınız. Onun için 24 Haziran'ı beklemek gerekiyor. Dolayısıyla 24 Haziran'dan sonra dünya zaten dünya ve Avrupa anlaşmışlar. Şu yeri biz hazırlayalım. 24 Haziran seçimlerinden sonra üçüncülüğü Türkiye'ye, dünyada da onunculuğu Türkiye'ye verelim diye zaten konuşmuşlar onlar. Bizi bekliyorlar. Evet. Bunun haricinde bu doping haberlerine ek olarak şey dedi Çavuşoğlu biliyorsunuz çok maharetli bir Dışişleri Bakanı şey dedi işte yakında çok yakında pasaportsuz işte seyahatleri konuşmaya başlayacağız filan dedi. Evet enteresan bence de mesela işte Sudan, Yemen, Somali bu ülkelerle nasıl pasaportsuz seyahat edebiliriz filan bunları konuşmaya başlayacağız yakında. Ondan sonra bitti mi arkadaşlar doping haberleri bitmedi. Mehmet Şimşek dedi ki 14 yıl sonra dedi Avrupa ile farkı kapatıyoruz dedi. Aklımızda yine deli sorular yani 14 yıl size tahammül etmek ayrı bir şey. Bir de 14 yıl içerisinde yani hani bu ekonomik ilerlemeyle oraya mı varacağız? Bence öyle bir şey olmayacak. Bence Avrupa'nın ekonomisi çok daha kötüleşecek. Bizim seviyemize inecek. Öyle bir şey olabilir ancak yani. Başka da ben bir çıkış görmüyorum. Bu yine bir Çavuşoğlu haberi arkadaşlar. Çavuşoğlu biliyorsunuz Türkiye F-35 yeni nesil savaş uçağı alacaktı. İşte orada Amerika'da işte bir lobi yapılmış Türkiye'ye bunları vermeyelim falan diye. O da buna binaen şey diyor işte F-35 bana vermezlerse ben de ihtiyacımı başka yerden karşılarım falan diyor. Şimdi bu arkadaşlar biliyorsunuz siyasete girmeden önce Fatih'te züccaciye dükkanı işte nalbur falan böyle şeyler işletiyorlardı. Dolayısıyla devlet yönetimine bir türlü alışamadılar bu arkadaşlar. Sen ne diyor ki bu adam F-35 almayı sanki 2 kilo yufka alacak yani. Hani buradan almazsam aşağıdaki mahalleden alırım falan gibi. İşte bunlar böyle devlet yönetiyor arkadaşlar. 20 yıl sonra hayattaysak eğer, hayattaysanız çocuklarınızı anlatırsınız. Yani anlatacak çok şeyimiz var gerçekten. Evet son günlerin en çok konuşulan konusu da arkadaşlar. Muharrem İnce ile Erdoğan'ın atışmasıydı. Muharrem İnce Tayyip Erdoğan'ı işte Pensilvanya'ya gidip icazet almakla suçladı. Tayyip Erdoğan da dedi ki bunu ispatlamazsan namersin filan dedi. Yani sanki ispatlasa istifa edeceksin yani gördük MAM belgelerinde o kadar gözünüze soktular hala istifa filan etmediniz yani. Çok bir şey beklemiyoruz zaten doğru olsa da. Ondan sonra cıma Tabii Tayyip Erdoğan bunu Manisa'daki bir mitingde söyledi. Manisa'daki mitingine Cumhurbaşkanlığı Force'lu helikopteriyle gitti arkadaşlar. Tabii resmi bir program mitingler, AKP mitingleri. Neyse orada tabii bir sürü şey söyledi. Mesela hatırımda kalanlar bizi de işte ellerinden gelse Menderes gibi asacaklar falan dedi. Yani ama Tayyip bu sefer düşük tutmuş ümmetinin lideri. Yani bizi de peygamber gibi öldürecekler falan da diyebilirdi yani. Menderes'li aynı seviyeye getirmiş yani. Ondan sonra tabii orada İnce'ye çattı. İşte sen tecrübesizsin bu konuda gel bizim yanımızda eğitim al falan gibi şeyler söyledi. Ulan senin yanında eğitim alsa 2 hafta sonra hırsız olur adam yani. Düşün. Ondan sonra bu tabii farklı bir şey. O şeyle alakası yok. Mitingle alakası yok da bu Elon Musk diye bir adam gelmişti yani şu uzaya araç falan yollayan adam.
Onunla alakalı işte şeylerden bahsetti. Bu yerli otomobil yapımı ile alakalı onlardan bahsetti. Elon Musk'la konuştuk biz. İşte yerli teknoloji neyse, yerli otomobil neyse teknolojinin gerektiği o olacak filan dedi. Elon Musk biliyorsunuz arkadaşlar zaten yerli bir insan. Yani ataları onun Konya'dan gitmiş Amerika'ya. Aslında kendisi bir Konyalıdır yani. Öyle yerli teknolojide ne gerekiyorsa olacak dedi. Ne gerekiyor? İşte ne gerekiyorsa olacak yani. Erdoğan tabii verdikçe verdi gazı o karşıdaki onu dinleyen Tavşan, Sincap, Ceylan ne varsa işte oradaki topluluğa verdi arkadaşlar gazı. Dedi ki Süleyman Demirel Üniversitesi'ni biz kurduk dedi mesela. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni kendisi kurmuş. Süleyman Demirel düşün yani. Üniversiteyi Isparta'ya kim getirdi? Biz getirdik biz. Ondan sonra işte G20'ye bizim dönemimizde girildi filan dedi. Tabii 99'da kendisi başbakandı 1999'da. O tabii karşı taraf sorgulamadığı için böyle löp 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 yutuyorlar onu. Ne kadar güzel değil mi sorgulamamak? Hiçbir şey sorgulamayacaksın. Kuşulsuz itaat edeceksin. Evet. Metinlerin dediği gibi. Evet o tartışmaya geri dönersek Muharrem İnce Erdoğan tartışmasına. Muharrem İnce'nin şeyi iddiası arkadaşlar şeye dayanıyor. Nasuhi Güngör denen TRT Haber Dairesi Başkanlığında bulunmuş bir adama dayanıyor. 20 yıl önce işte adam bir kitap yazmış. Tweetlerinde falan da var. İşte orada bahsediyor işte Tayyip Erdoğan'ın Pensilvanya'ya gittiğinden falan bahsediyor. Adam öyle bir korktu ki bunu söyleyince öyle bir korktu ki adam yani artık kendini ikrar eder oldu. Yok onlar dedikoduydu, onlar yalandı filan dedi. Bu da AKP tarihinde, AKP'lilik tarihinde bir ilk arkadaşlar. Böylesini de hiç görmemiştik. Biz Nasuhi Güngör'ü omurgasından öpüyoruz. Omurga değildir de o kıkırdak gibi bir şeydir yani. Bravo ya. Hiç yani böyle bir başarı hiç yani kendisini bu kadar yalanlayabilen. Yani adam yarın çıkıp şey de diyebilir. Benim adım aslında Nasuhi değil filan. Benim adım Hatice filan da diyebilir yani. Bakacağız. Evet. Enteresan haberlerden bir tanesi de Bekir Bozdağ'ın açıklamasıydı arkadaşlar. Bu adamı görünce bende zaten böyle bir gıcıklık alameti başlıyor. Yani Bekir Bozdağ'ın suratı bir yastık olsa üzerine oturmam o derece. Adam dedi ki medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar dedi. Şöyle bir şey olabilir bu kısma hadisesi. %99 AKP'yi gösteren medya mesela %98.9'a getirdiyse o 0.01 o bence o kısmadan bahsediyor olabilir. Veya Muharrem İnce'yi davet ettiler. Muharrem İnce orada iyi bir yüklendi mesela bu Habertürk'te filan. Gereken cevapları veremediler. İstedikleri cevapları söyleyemediler bu gazeteciler filan. Orada bir baskı yaşamış olabilirler. O baskıdan bahsediyor olabilir Muharrem İnce. Bu yetmiyormuş gibi Bekir Bozdağ. Bu yetmiyormuş gibi çıktı. TRT çıktı oradan. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır ya. Biz tarafsızız. Bizim üzerimizden işte siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bıraksınlar artık bunu gibi. Çok komik bir manifesto yaptılar. Komikti yani o da güzeldi. Ne bileyim söyleyecek bir şeyimiz yok ki artık ya. TRT'de bunu yaptıysa biz ne yapalım yani. Bu da yeni gelen bir haber arkadaşlar. Türkiye'nin dış ticaret açığı Haziran ayında %35 küsür. İlk işte 4 ayda da %50'den fazla olarak artmış arkadaşlar bu cari açık. Ama mühim değil. Biliyorsunuz 14 yıl sonra Avrupa ile farkı kapatacağız. 24 Haziran'dan sonra da bu farkı kapatacağız. Hemen ithalata başlayacağız. Dolar düşecek, euro uçacak, çıkacak, kaçacak filan vesaire vesaire biliyorsunuz. Aynı hikayeleri dinlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Belki bir süre görüşemeyebiliriz. Belki de görüşürüz bilmiyorum duruma bağlı olarak. Eğer görüşemezsek sizleri özleyeceğiz. Nasıl görüşebiliriz diye onun planlarını yapıyoruz. İnşallah güzel bir şey olur. Yine mutat olarak görüşmeye başlarız. Neyse şimdilik böyle söyleyeyim de ben de bilmiyorum ne olacağını. Kendinize iyi bakın. Selametle. Thank you.